Selamlar, yeni bir videoma da hoş geldiniz. Ben Emre. Bu videomda sizlere Crosshair'lerden bahsedeceğim Valorant'taki. Tabii videoya geçmeden önce like'ımızı bırakıp abone olmayı ihmal etmeyelim. Bunlar benim için gerçekten çok önemli ve favori Crosshair'inizi yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Sizlere öncelikle video içeriğinden bahsetmem gerekiyor. Video içeriğimizde dürbün Crosshair'imiz nasıl olmalı ve normal Crosshair'imiz nasıl olmalı bunları göstereceğim. Ve ilk olarak sizlere gerçekten Crosshair'ler hakkında bilinmedik şeyler söyleyeceğim. Operator Crosshair'inden tutun, küçük ve büyük Crosshair'ler hakkında da önemli ve küçük olacaktır. Bunlar sizin oyununuzu temelinden etkileyecek şeyler arkadaşlar. Ve ateş hata aslında Cross'u soldur ne işe yarıyor? Ben çok merak ediyordum önceden. Bunun cevabını beraber arayacağız ve bulacağız. Öncelikle gelin isterseniz Crosshair renkleri ile başlayalım. Hangi Crosshair rengini kullanmalıyım diye düşünüyorsanız fazla düşünmeyin. Oyunda en çok kullanılan Crosshair renkleri beyaz ve açık mavidir. Yani siyandır. Cam göbeği de olarak geçer. Mavi dedim ama cam göbeği olarak oyunda bulabilirsiniz. Eğer rengimizi cam göbeği yapıp oyuna girer düşman vurgunu da özellikle sarı yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar birbirine zıt renkler olduğu için adam vurmanız daha kolay hale gelecektir. Birazdan zaten göstereceğim. Ünlü sporcuların geneli siyan kullanıyor. Yani cam göbeği kullanıyor. Crosshair'in şekilleri de çok çok önemlidir aslında. Büyük Crosshair bizim için sprey açısından önemlidir. Küçük Crosshair tek atma açısından bizim için çok çok kritiktir örneğin. Nokta Crosshair kullanan bir sporcumuz var. Zaten videonun içinde de belirttim. Tarık. Nokta Cross'u kullanan arkadaşlarımız gerçekten iyi bir odağa sahip olmalıdır. Yoksa adam vurmanız bir hayli zor olacaktır. Sadece one tap'e odaklanırsanız ve büyük haritalarda oynuyorsanız kesinlikle one tap crosshair yani küçük bir crosshair kullanın. Büyük crosshair'ler genellikle split gibi küçük haritalarda ve dar alanlarda çatışabileceğiniz yerlerde kullanımı yüksek oluyor. Küçük ve büyük crosshair'lerin birbirinden farklı yararları mevcuttur. Fakat bana soracak olursanız eğer normal crosshair'inizi ortalama boyutta yapın ve dürbün crosshair'inizi kesinlikle nokta cross olarak ayarlayın. Bu sizin oyununuzu elbette geliştirecek şeylerden bir tanesidir. Crosshair şekillerini ve crosshair renklerini anladık. Aslında crosshair renklerini tam olarak anlatamadım. Crosshair renklerine birazcık daha değinmek gerekirse pembe kullanan var veya başka renkler kullananlar var fakat ben bunları önermiyorum. Herhangi bir e-sporcunun pembe crosshair kullandığını daha görmedim. En çok kullanılan crosshair renkleri dediğim gibi siyan, beyaz, yeşildir. Bunları kullanırsanız eğer kendinizi daha da çok geliştirebilirsiniz. Ana çizgileri de aktif hale getirmeyi unutmayın. Öyle daha da odaklanabilirsiniz dostlarım. Dürbün crosshair'imizi dediğim gibi kesinlikle nokta cross olarak kullanmamız lazım. Bazı yerlerde dürbün açıp daha da yakınlaştırıyor zaten biliyorsunuz. Çok hafif de olsa yakınlaştırıyor dürbün. Nokta cross olarak direktmen kafadan vurmamızı yarayabilir arkadaşlar bu nokta cross olayı. Bunlara da çok dikkat edin. Gelin isterseniz operatör crosshair'imiz ve ateş hatasında cross soldurlar ne işe yarıyormuş onlara bir bakalım. Ben OP crosshair'inizi pembede kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sorabilirsiniz kardeşim sen pembe kullanma falan dedin ama niye burada pembe? Ben bunu bir e-sporcudan gördüm. Fakat sadece keskin nişancı dürbünü olarak pembe kullanıyor. Pembe keskin nişancı dürbününde gerçekten çok kritik öneme sahiptir. Ve buradan kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer büyük yaparsanız odaklanması daha kolay olur. Küçük yaparsanız da net vuruşlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu genellikle 1-1.5 arasında hatta şu ayarlarda falan oynuyorum. İsterseniz bir OP alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ve OP crosshair'imizi ayarladık. Gelin isterseniz şimdi ateş hatasında Cross'u soldur ne işe yarıyormuş ona bakalım. Genel kısmına geldikten sonra bakın burada ateş hatasında nişangahı soldur var. Bu bende açıkmış. Bakalım ne işe yarıyor. Böyle taradım ve üst crosshair'im arkadaşlar gördüğünüz gibi gitti. Bu sizin spreyinizde gerçekten çok çok kritik bir öneme sahip. Eğer sprey atamıyorsanız bunu açıkta kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer şey derseniz kardeşim ben bunu yapmak istemiyorum ben one tap adamıyım falan filan derseniz hak verebilirim. Siktir lan. One tap oynayan çok fazla arkadaşımız var. Bunu kendinize göre ayarladıktan sonra gelin isterseniz crosshair'lerde e-sporcuların crosshair'leri nelermiş onlara bakalım. Bu arada şunu da değinmek istiyorum. Oyunda attığımız ilk 8 mermi düzgün bir şekilde giderken geri kalanı yamuk yumuk gidebiliyor. Veya belirli bir sprey varsa bilemiyorum. Fakat belirli bir yerden sonra gerçekten sıkıntıya giriyor. İlk 8 mermi isterseniz bir bakalım. Neredeyse gördüğünüz gibi güzel gitti. Fakat 8 mermiden sonra nasıl gidiyor? Bir de şurada bakalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde başka yerlere gitmeye başlıyor. Mermi artık sapıtıyor. Silah diyor ki kardeşim beni bir bırak. 8 mermiden sonra artık ateş etmeyi bırakın ve birazcık dinlendikten sonra tekrardan başlayın. Bunu yaparsanız eğer adamları daha net ve daha güzel bir şekilde vurabilirsiniz. Bu küçük bir bilgi olabilir fakat gerçekten kaliteli bir bilgidir dostlarım. Bence bu bilgi için bir like hak ettim yani. Gelin isterseniz şimdi sizi ünlü e-sporcuların crosshair'leriyle baş başa bırakayım. Öncelikle e-sporcu olarak
kendimden bahsetmek istiyorum. Birinci el kısmına giriyoruz. Ben bu şekilde ayarları kullanıyorum. Sizler de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Bir sonraki sporcumuz ise Tenz olacaktır. Tenz ise yine cam göbeğinde kullanıyor. Gördüğünüz gibi ayarları bu şekilde. Bu ayarları da ProSettings adında bir siteden buldum. Haberiniz olsun. Şöyle aşağıya indiriyorum. Bunları kopyalayıp da kullanabilirsiniz veya kendiniz de oluşturabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki sporcumuz Cnet olacak. Cnet'i zaten hepimiz biliyoruz. Genellikle beyaz kullanıyordu fakat artık yeşile dönmüş o da. Yeşil ana çizgileri açık. Gördüğünüz gibi ayarlarımız bu şekilde olacaktır. Ayarları bu şekilde yaparsanız eğer Cnet'in nişangah profilini kopyalamış olursunuz. Bir sonraki sporcumuz dünyaca bilinen Scream. Scream yine cam göbeği kullanıyor fakat ben Scream'in kroseyini birazcık anlamakta güçlük çektim. Şöyle bir bakarsanız eğer gerçekten çok karmaşık bir kroseyir. Bunu kullanmanızı pek tavsiye etmem fakat yine kullanmak isteyenler varsa kullanabilirler. Aşağı indiriyorum. Bunları dediğim gibi videoyu durdurarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki sporcumuz Shroud olacak. Shroud yine bakın beyazda kullanıyor. Bunun dış çizgilerinin açık olup olmamadığından emin değilim. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle birazcık da alıştırmaya açalım bakalım. Yine beyaz kullanılıyor. Oyunda en çok kullanılan dediğim gibi kroseyir renklerinden bir beyaz var. Bir de cam göbeği var. Crosshair'in özellikleri bu şekilde. Dediğim gibi dış çizgileri kapatıp açabilirsiniz. Kapalı da şu şekilde gözüküyor. Bence kapalı da kullanın. Bir sonraki sporcumuz Asuna. Asuna'ya gelin isterseniz bir bakalım. Asuna'nın Crosshair'i birazcık daha değişik fakat yine beyaz renginde kullanılıyor. Ve şöyle göstereyim size. Tam bir kafaya özel bir Crosshair oluşturmuş adam. Bakabilirsiniz şöyle. Bu Crosshair'in özellikleri, ayarları da bu şekilde dostlarım. Bu Crosshair'i kullanabilecek çok fazla arkadaşımız Türkiye'de bulunduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki sporcumuz Tarık. Tarık'ın Crosshair'i de bu şekilde. Aslında Dürbün Crosshair'ini anlatacaktım. Dürbün Crosshair'ini anlatmak Tarık'a kalmış. Tarık bir nokta cross oyuncusu arkadaşlar. Sizler de dürbününüzü bu şekilde nokta cross yapmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi tamamen bir one tap Crosshair'i. Eğer sprey yapmaya kalkarsanız yapamayacaksınız. Sadece one tap ve two tap atabiliyorsunuz dostlarım. Tamam, kör olduk. Başka da bir e-sporcu kroseniniz bulunmamaktadır. Yakın nişanı da buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kapalı yapıp buradan nokta cross'a ayarlayabilirsiniz Tarık'ın ayarlarını kullanarak. Tarık'ın ayarlarını da yine ne olur ne olmaz göstereyim. Şu şekilde yaptığınız zaman nokta cross'a sahip oluyorsunuz. Evet dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Valorant videomuzda görüşmek üzere. Like bırakmayı ve sizce kroseyler nasıldı, anlatımım nasıldı yorumlar kısmında değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bye bye.